Film Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrinde başlıyor. Anya, vücut geliştirmeci ve yüzme antrenörü erkek arkadaşı Zenya ile yaşayan 20'li yaşlarında bir kızdır. Bir fırında çalışmaktadır ve bu nedenle sürekli yiyeceklerle uğraşmaktadır. Çift ilk tanıştığında Anya sıfır bedendir ancak aylar geçtikçe hatırı sayılır miktarda kilo almıştır. Bir gün bir arkadaşının düğününe çağrılırlar. Anya birkaç ay önceki kıyafetlerini dener ve artık üzerlerine uymadıklarını fark eder. Kimsenin fark etmeyeceğini söyleyerek kendisini teselli eder ama vücudundaki değişim kayda değerdir. Zenya da bunun farkındadır ama onun için hassas bir konu olduğunu bildiği için ne kadar kilo aldığı konusunda yorum yapmak istemez. Anya birkaç kıyafet denedikten bazılarını yırttıktan sonra düzgün bir tane bulur ve hazırlanır. Zenya Anya'yı elbisesinin içinde gördüğünde şoktan yüzü düşer. Anya artık ilişkide olduğu kız değildir. Düğünde onunla birlikte görünmek istemez çünkü fitness sektöründen tüm arkadaşları orada olacaktır. Evde kalacağını umarak ona tavsiyelerde bulunur. Anya onu rahatlatmak için evde kalmak ve pizza sipariş etmek istediğini söyler. Onu kendisiyle kalmaya çağırır ama Zenya yeni evlileri tebrik edeceğine ve hemen eve döneceğine söz verir. Ayrılmadan önce kızı kucağına alır, tezgahın üzerine koyar ancak kız öpmeye çalıştığında kaçar. Anya bunu fark eder ama incindiğini gizler. Adam gittikten sonra rahat kıyafetlerini giyer, tartılarak 76 kilo olduğunu öğrenir. Sürekli kilo almaktan şikayet etmesine rağmen tek kararı günlük olumlamalarını söyledikten sonra bir bardak su içmektir. Şu anda bile erkek arkadaşını beklerken kızarmış yemek pişiriyor ve internette geziniyor. Telefonda konuşurken Zenya ve arkadaşının düğünündeki fotoğraflarını fark eder. Bir grup resmine zoom yapar, Zenya'nın takıldığı kızların zayıf ve fit olduğunu görünce rahatsız olur. Kendini onlarla kıyaslamaktan alıkoyamaz. Sonra Zenya ve bir kızın fotoğrafına rastlar. Profilini kontrol ettiğinde kızın onun yanağından öperken çekilmiş bir bumerangını görünce dehşete düşer. Bu video Anya'nın giyinmesi, makyaj yapması ve düğüne koşması için yeterlidir. Kendini alması için en iyi arkadaşı Natasha'yı arar. Natasha da Anya'nın kilo aldığını fark eder ama ona göre Anya hala aynı güzelliktedir. Anya'nın yüzünü tutar, vücuduna güvenmesini söyler. Anya mekana ulaştığında Zenya'nın bir kızla dans ettiğini, biraz fazla yakınlaştığını görür. Kıskançlık ona en iyisini yaptırır, aralarına girer. Zenya gözle görülür bir şekilde şaşırır ama diğer kız alay edip uzaklaşırken o dans etmeye devam eder. Bir süre sonra çift oturur, Anya yemeye başlar. Anya ona neden bir kızla dans ettiğini sorar ama Zenya grup halinde dans ettiklerini söyleyerek geçiştirmeye çalışır. Anya onu itince Zenya ona saldırır ve artık ondan hoşlanmadığını itiraf eder. Onun yemek yemekten başka bir şey yapmadığını, kendisi için bir yüke dönüştüğünü de ekler. Anya ağlamaya başlar ama onlar konuşamadan yeni evli çift yanlarına yaklaşır. Gülümsemeye çalışır ama gelin Anya'ya hamile olup olmadığını sorunca gülümsemeleri kaybolur. Bunun ardından Zenya ona veda eder ve uzaklaşır. Bir sonraki sahnede Anya bir otobüste annesinin evine doğru gitmektedir. İnsanların onun hakkında ne düşündüğünü umursamadan kontrolsüzce ağlamaktadır. Annesinin yanına vardığında bir görüşme yaptığını görür. Görüştüğü kişi bir şeylerin ters gittiğini fark eder ve onları yalnız bırakmak için dışarı çıkar. Anya annesine erkek arkadaşının kilosu yüzünden kendisinden ayrıldığını söyler. Annesi onun şişman olmadığını, sadece kontrol edemediği geniş kemiklere sahip olduğunu söyler. Bu yorum Anya'nın kendisini olduğundan çok daha kötü hissetmesine neden olur. Gece annesinin kanepesinde uyurken bir yandan da telefonunda Zenya'nın fotoğraflarını karıştırır. Birkaç ay öncesine ait bir fotoğrafına da rastlar. Vücuduna zoom yapar, ne kadar değiştiğini görünce üzülür. Ertesi sabah Natasha onu arar, yanına gelmesini ister. Anya Natasha'nın balkonunda bir yatak alır, orada ayrılıktan konuşurlar. Zenya'nın dün akşam tüm eşyalarını bırakmak için oraya geldiği ortaya çıkar. Natasha kendi evini bulana kadar birkaç günlüğüne kendisi ve kocası Dimas ile kalmasını ister. Arkadaşını teselli etmeye çalışır ama Anya kendini iyi hissetmek istemez. Sadece ağlamak ve tekrar birlikte olmak istediği berbat eski erkek arkadaşı hakkında şikayet etmek ister. Dimas bile Anya'nın şehirdeki en seksi kız olduğunu söyleyerek onu rahatlatmaya çalışır ama bunun Anya'ya hiçbir faydası olmaz. Geceyi balkonda geçirir, ertesi sabah Natasha ona yaklaşır. Natasha ona Anya ile aynı durumda olan bir arkadaşının hikayesini anlatır. Kilo aldığı için erkek arkadaşı ondan mesajla ayrılmıştır. Anya gibi sızlanıp durmak yerine spor salonuna gitmiş ve sadece bir ay içinde zayıflamış. Zavallı erkek arkadaşı kararından o kadar pişman olmuş ki kızın geri dönmesi için ofisini çiçeklerle doldurmuş. Anya bir spor salonuna yazılmak için yeterli parası olmadığından şikayet edince
Natasha ona şehirdeki tüm spor salonlarında bir haftalık ücretsiz deneme süresini kullanmasını önerir. Ertesi sabah Anya sabah olumlamalarını tekrar eder, bir bardak su içer ve hayatında ilk kez spor salonuna gider. Aletlere alışması biraz zaman alır ve birkaç kez koşu bandından düşer. Ancak tüm çabaları boşa gider. Çünkü bir saat sonra restoranda iki kişilik yemek yer. Restoranda çalışan Natasha 2 saatten fazla dayanamadığı için hayal kırıklığına uğrayarak yemeğini çöpe atar. Arkadaşından biraz irade göstermesini ister. Anya eve döndüğünde tüm vücuduna nemlendirici sürer ve streç filmle sarar. Bir paket cips yerken bu numaranın ona birkaç kilo verdiğini ummaktadır. Gece yarısı buzdolabından yiyecek çalmaya çalışır ancak Natasha tarafından yakalanır. Ertesi gün sağlıksız hiçbir şey yememeye kararlıdır. Bu onun için özellikle zordur çünkü bir fırında çalışmaktadır. Bir pastayı süslerken yanlışlıkla krema yalıyor ve bunu telafi etmek için 10 squat yapıyor. Gün boyunca yemek onu çağırıyor ama o kendini kontrol ediyor. Bir noktada koca bir pastayla baş başa kalır, birkaç dakika boyunca pastaya bakıp yemek için bir bahane bulmaya çalışıyor. Etrafta volta attıktan, neredeyse bir rafı kırdıktan sonra pes eder, pastanın yarısını bir kere de yer. Anya bir sorun olduğunu fark eder. Kompulsif yeme bozukluğu olan insanlar için bir kişisel yardım grubu arar ve bir toplantıya katılır. Bayanlar grubunun arasında Kolya adında bekar bir adam vardır. Anya kendini Angel olarak tanıtır. Yeme bozukluğu olmadığını yalanını söyler. Bunun yerine yeme bozuklukları üzerine bir hikaye yazan gazeteci olduğunu iddia eder. Grup bir sorunları olduğu gerçeğini kabul etmeyerek durumları ile ilgili mantık yürütmeye çalışır. Çileden çıkan Kolya her birini işaret eder ve kendisi de dahil olmak üzere onlara şişman der. Ayrıca Anya'nın gazeteci olduğu konusunda yalan söylediğinin açık olduğunu çünkü bir sorunu olduğunu kabul etmek istemediğini söyler. Anya bir telefon görüşmesi yapıyormuş gibi davranır, toplantıdan ayrılır ancak Kolya onu takip eder. Onu yakınlardaki bir restorana davet eder, Anya sadece yemeğe hayır diyemediği için gider. Kolya birbirlerinin fitness sponsoru olmalarını önerir. Bu şekilde her gün birlikte egzersiz yapmaları, bir şey yemeden önce birbirlerine sormaları, süreç boyunca duygusal destek sağlamaları gerekmektedir. Anya, Kolya'nın gerçek niyetinden emin değildir ama denemekte bir sakınca görmez. Ertesi günden itibaren her sabah koşmak için bir parka giderler. Anya ilk başta Kolya ile birlikte olma konusunda isteksizdir ancak zaman geçtikçe onun aslında iyi bir insan olduğunu fark eder. Onunla vakit geçirmek kendi vücudunu da sevmesini sağlar. Her yemekten önce konuşurlar, aynı sorundan geçtikleri için birbirlerine yardım etmekte iyidirler. Çok geçmeden Anya yavaş yavaş kilo vermeye başlar. Havuz partilerine gittiğinde muhteşem görünen sıska kızları gördüğünde kendine güveni sarsılır. Ne zaman hayal kırıklığına uğrasa Kolya ona yardım eder. Stres atmak için sık sık avazları çıktığı kadar bağırırlar. Anya Zenya'nın onayından başka bir şey istemiyor, bu da Kolya'yı kıskandırıyor. 1,5 ay içinde 10 kilo verir ve Zenya ile tekrar buluşmaya hazırdır. Bir mayo satın alır, onunla bir yüzme havuzunda karşılaşmış gibi yapar. Zenya eğitmen olarak çalışmaktadır, onu görünce çok şaşırır. Bir süre sohbet ettikten sonra havuza girerler, birbirlerine su sıçratmaya başlarlar. Düğünden gelen kız gelip kendini Zenya'nın kız arkadaşı olarak tanıtana kadar her şey yolunda gider. Anya'nın kalbi ikinci kez kırılmıştır. Onu unutmak için bütün gece parti yapar ve içer. Ertesi sabah Kolya'nın yatağında çıplak uyanır. Kolya ona çıplak bakmadığına dair güvence verir. Önceki geceden bir flashback bize Anya'nın bir yabancı ile eve gitmek üzere olduğunu, ancak Kolya'nın doğru zamanda geldiğini, onu kurtarmak için yüzüne bir yumruk attığını gösterir. Doğal sabahın ardından annesinin evine gider. Ona her şeyi anlatır. Annesine göre Anya'nın henüz çocukken onları terk eden babasıyla ilgili çözülmemiş bir travması vardır. Bu nedenle kendisine iyi davranmasa da Zenya'nın onayını istemektedir. Anya onun ne demek istediğini anlar, hemen ertesi gün babasıyla buluşmaya gider. Yol 5 saat sürdüğü için şoför olarak Kolya'yı alır. Yolda Kolya sık sık Anya'ya yaklaşmaya çalışarak ondan hoşlandığını gösterir ama Anya onun bu yaklaşımlarına aldırış etmez. Sonunda babası Sergey'in bir kadınla birlikte yaşadığı ahşap bir evde karşılaşırlar. Anya ona neden onun hayatına dahil olmak istemediğini sorar. Sergey ise ona doğum gününe bir hediye ile geldiği ama Anya'nın onu pencereden terslediği zamanı hatırlar. Gece Anya yanlışlıkla bir mum düşürür ve ahşap evi ateşe verir. Sergey onun güvenliğini umursamadan evini mahvettiği için ona bağırır. Anya ve Kolya hemen sonra eve dönerler. Ayrılmadan önce Kolya'yı burnundan öper. Kolya eve dönerken dünyanın zirvesindedir. Ona çiçek almak için saatini bile takas eder. Başka bir yerde
Zenya Anya ile buluşmaya gelir ve ondan özür diler. Bir süre konuştuktan sonra sevişmeye başlarlar. Kolya çiçeklerle döndüğünde onları görür, hayal kırıklığına uğrayarak uzaklaşır. Ertesi sabah Anya bir ay öncesine göre çok daha iyi göründüğünü söyleyen Zenya ile uyanır. Bu, Anya'nın partnerinin onu terk edeceğinden korktuğu belirsiz bir ilişki istemediğini fark etmesini sağlar. Bir kez daha tartışırlar, Zenya çekip gider. O akşam bir arkadaşıyla birlikte olmak için Kolya'nın evine gider. Ancak Kolya o kadar öfkelidir ki ona bir elma verir, artık kilo verdiği için sponsor olarak ilişkilerinin sona erdiğini ilan eder. Ertesi sabah Natasha'nın evine gider ama kapıyı kimse açmaz. Tehlikeli bir şekilde eve girmek için komşunun penceresini ve bir boru hattını kullanır. Natasha ve kocasının büyük bir tartışma yaşadıkları, ardından kocasının evi terk ettiği ortaya çıkar. Kızlar birbirleriyle konuşur, kendilerini çok daha iyi hissederler. Ertesi gün Sergey tekrar Anya ile buluşmaya gelir, kötü bir baba olduğu için özür diler. Ayrıca Anya çocukken yaptığı gibi onunla dans eder. İkili barıştıktan sonra Anya, Kolya ile buluşmak için bir fitness maratonuna gider. Kolya'yı soğuk bir içecek içerken bulur ve onu fırlatıp atarak onun sponsoru olarak egemenliğini ilan eder. Ayrıca yeterince kilo vermediği için ne olursa olsun ona yardım etmenin kendi sorumluluğu olduğunu ilan eder. Maratona katılır ve tüm güçleriyle tamamlarlar. Sonunda Kolya onu öpmek için yeterli cesareti toplar. Anya hayatında ilk kez dış görünüşüne takılıp kalmanın onu mutlu etmeyeceğini anlar. Gerçek mutluluk Kolya'nın yaptığı gibi kendini olduğun gibi kabul etmekte yatar. Sağlığını iyileştirmek için her zaman çok çalışmış ama görünüşünden asla utanmamıştır. Videonun sonuna geldik. Daha fazla paylaşım için videoyu beğenerek destek olmayı, abone olmayı ve zil ses özelliğini aktif etmeyi unutmayın.